güzel bir köfte yapacağız. Hanımlar, beyler, çocuklar, hepiniz için yapacağız bu güzel lezzeti. Hanımlar ve beyler diyet olarak bu yemeği yapabilirler, yiyebilirler. Ama çocuklar da bol vitamin, ondan sonra bol bol protein alsınlar diye bu köfteyi yesinler efendim. Malzeme listemizi veriyorum. Neler kullanacağız? Evet, şöyle malzeme listemiz ekranlarınıza yavaş yavaş geliyor. Diyet köfte için efendim 4 adet patates kullanıyoruz. 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber kullanacağız. Ve tabii ki yemeğimizin ana maddesi ne? Tavuk efendim. 200 gram da tavuk kıyma kullanıyoruz. Ve yine yanına neler kullanacağız üzerine? 2 adet domates, 1 tutam maydanoz kullanıyoruz. Diyet köfte için. Evet, görüyorsunuz, evet. Malzeme listemiz ekranlarınıza geldi zaten. Evet, evet. Ne yapıyoruz şimdi? Ellerinize sağlık Ayşegül Hanım. Şimdi malzemeleri siz saydınız. Şöyle ben tekrardan bir malzememizi şöyle bir vurgu yapalım. 200 gram kadar sevgili izleyenler bizim kıymamız var gördüğünüz gibi. Çok fazla bir malzeme kullanmayacağız. 1 çay kaşığı kadar tuzumuz var. Şöyle 2 çay kaşığı kadar karabiberimizi, 2 çay kaşığı kadar kırmızı toz biberimizi, 1 adet yumurtamız var. Ve biz 4 tane patates demiştik ama burada biliyorsunuz biz geniş bir aile olduğumuz için 5 tane haşladık şöyle kardeşlerimiz için. Sadece şimdi patateslerimizi biz haşlamıştık. Şimdi onları yavaş yavaş Ayşegül'le beraber soyalım bakalım. Ondan sonra geçiş yapacağız yemeğimize. Tamam inşallah. Evet, şöyle yavaş yavaş onları soyalım. Evet. Ben de isterseniz eldiven takayım, yardım edeyim size usta. Şöyle sadece bir hemen patateslerimizi güzelce bir haşlamışız. Soyalım. Ondan sonra şöyle sevgili izleyicilerimize neler yapacağımızı bir daha anlatalım. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle ben size bir anlatayım neler yapacağımızı. Ondan sonra da patatesimizi soyduktan sonra tekrar uygulamalı bir şekilde de size anlatırız. Önce patateslerimizi soyacağız. Patateslerimizi güzelce bir şekilde soyduktan sonra onları hemen rendeleyeceğiz. Rendeledikten sonra üzerine 200 gram kadar tavuğumuzu ilave yapacağız. Ondan sonra tuz, karabiber ve kırmızı toz biberimizi de üzerine ilave ettikten sonra 1 adet de yumurtamızı üzerine ilave edeceğiz ve güzelce bir şekilde köftemizin malzemesini hazırlayacağız. Malzememizi hazırladıktan sonra güzel şekiller verip hemen cam tepsimize dizeceğiz ve ondan sonra fırınımızda 170 derece bir yarım saat pişecek ve ondan sonra alıp servise sunacağız. Evet, harika. Bu arada ekmek tüketmeye gerek kalmayacak. Yok. Neden? Çünkü bakın görüyorsunuz patates soyuyoruz, patates kullanacağız. Patatesin birçok faydası var. Özellikle şimdi hep deriz ya patates kilo veriyor değil mi? Öyle diye düşünüyoruz ama değil efendim. Şimdi şöyle bir şey var. Patatesi kızartmadığınız sürece, çok aşırı böyle baharatlar, çok böyle yağlı soslar hazırlamadığınız sürece kesinlikle kilo yapma etkisi yok. Aksine doyucu ve karbonhidrat değeri açısından da zengin olan bir sebzemiz. Öyle değil mi? Şimdi evet, kendiliğinden zaten tavuğa gireceği için de ekmek de tüketmeye gerek kalmayacak. Tok tutucu özelliği var. O yüzden evet, endişelenmeden, kilo alır mıyım diye düşünmeden bu şekilde yiyebilirsiniz. Tam, evet, rejim yapan sevgili izleyicilerimiz için ideal bir yemek. Mutlaka tabii yapsınlar, denesinler. Hem de bol bol yiyecekler. Çok da güzel, açta kalmamış olurlar biliyorsun Ayşegül Hanım. Tabii ki. Şöyle ne yapıyorsunuz sevgili izleyicilerimiz? Gördüğünüz gibi hemen patatesimizi haşladıktan sonra şöyle soyduk ve soyduktan sonra hemen şöyle rendeleyelim patateslerimizi. Siz bunu biraz daha erken yaparsınız sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra biraz soğusun ve soğuduktan sonra kıymanızı içine ilave edersiniz. Şöyle son bir patatesimiz kaldı. Onu da alacağız şimdi. Ondan sonra tekrardan güzelce bir şekilde size bir anlatalım. Şöyle patateslerimiz biraz hafiften şöyle havalandıralım ki soğusun. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz çok fazla bir malzememiz yok içinde. Evet, şöyle usta ben size bunu teşekkür vereyim. Teşekkür ettim Ayşegül ve Hanım. Ve hemen ne yapıyorum efendim? Alo diyorum. Bir telefonumuz varmış. Evet. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba Ayşegül Hanımcığım. Merhaba Meryem Hanım. Hanım. Nasılsınız? İyi akşamlar. Evet, şöyle bir an göremedim ekrandan. Şöyle bir bakayım dedim. Merhaba Ayşegül Hanım. Çok teşekkür ustam, ediyoruz efendim. Merhaba, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Meryem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim ustam. Siz iyi misiniz? Allah razı olsun. Çok şükür Allah, biz de iyiyiz. Sizi Allah sormalı. Iyi. Patateslerimizi hazırladık. Patateslerimizi hazırladıktan sonra biz şöyle gördüğünüz gibi kıymamızı alıyoruz. Patateslerimizin içine dahil ediyoruz. Ve patateslerimizin içine dahil ettikten sonra hemen güzelce bir şekilde şöyle bir yoğurmaya başlayalım. Oo, gördüğünüz çok gibi. Güzel olacak. Evet.
Yumurtayı da kırabilir misiniz Ayşegül Hanım tabii içine? Tabii ki farklı olacak. Gerçekten farklı olacak. Şimdi usta biliyorsun biz hep bir de şeye vurgu yapıyoruz ya işte genelde insanlarımız beyaz et tüketiyorlar. Neden beyaz et tüketiyorlar? Özellikle şimdi ekonomik olarak da tabii bütçelere daha uygun olduğu için ondan sonra kırmızı et konusunda biraz böyle artık güvenlik noktasında şüpheler duyuyoruz. Maalesef evet. Tüketiciler olarak hepimiz aynı endişe içindeyiz. Her zaman vurguladığımız ne var komple mutfakta? İşte diyoruz ki sağlıklı beslenin, sağlıklı yiyecekler tüketin. Ondan sonra güvenilir yerlerden temin etmeye çalışın bütün malzemelerinizi. Ama beyaz et bu noktada biraz daha kurtarıcı oluyor. Evet, kurtarıcı oluyor. Bir de beyaz etteki protein efendim kesinlikle kırmızı ette yok. Kırmızı etin demir değeri daha yüksek. Yani kan yapma oranı daha yüksek. Ama protein ne diyoruz? Bütün herkesin, şimdi kemik erimesi olanlar varsa ki bayanlar çok genç yaşta buna yakalanıyorlar. Ve özellikle çocuklarımız için de kemik gelişimi diyoruz. Bakın hem bayanlarda kemik erimesi var hem çocuklarda kemik gelişimi için protein çok önemli. O yüzden bu şekilde gerçekten yaptığımız yemekler inşallah bizlere fayda sağlayacaktır diyorum. Evet. Şimdi Ayşegül Hanım gördüğün gibi ne yaptık? Patateslerimizi haşladık. Güzelce bir şekilde soyduktan sonra rendeledik. Evet. Rendeledikten sonra ne yaptık? Kıymamızı içine, tavuk kıymamızı içine ilave ettik. Harika şimdi yaptık. Kuzumuzu, karabiberimizi ve kırmızı toz biberimizi üzerine ilave ederseniz. Evet, şöyle tuzumuz. Biraz daha ister misiniz? Teşekkür. Az daha alalım. Tamam. Çünkü biz biraz fazla yaptık. Siz normalde çok fazla kullanmayın sevgili izleyicilerimiz. Özellikle diyet yapan sevgili izleyicilerimiz fazla kullanmasınlar. Şöyle biz biliyorsunuz burada bir geniş bir aile olduğumuz için biraz fazla tutuyoruz. Karabiber. Tabii karabiberi içine ilave edelim. Şöyle. Buradan özellikle sevgili izleyicilerimize ben şunu vurgulamak istiyorum. Elinizden geldiği kadar tane karabiber alıp kendiniz öğütürseniz daha güzel bir şekilde istediğiniz işlemler olmuş olur. Hem de çok da yararlı olur. Karabiberi çok fazla elimizde bulundurmayalım. Hemen tüketelim ve tane karabiber tüketmeye gayret edelim. Kendimiz öğütüp kendimiz hazırlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi hemen ne yaptık? Bütün malzemelerimizi, patatesimizi, tavuğumuzu, kıymamızı şöyle içine ilave ettikten sonra baharatlarımızla beraber hemen şöyle köfte harcımız hazırlandı sevgili izleyicilerimiz. Şöyle zaten biraz hafif sulu olacak ama kesinlikle bir sıkıntı olmaz. Şöyle karıştırın. Şimdi bir tane cam tepsimizi alabilir miyiz Ayşegül Hanım? Rica etsek. Evet şöyle. Şu anda köftemiz hazır sevgili izleyicilerim. Ben şöyle hafif biraz elimi... Evet şöyle. Dolabımızdan cam tepsimizi aldık. Şimdi biz bunu fırınlayacağız. Neden? Zaten dedik ya diyet köfte olacak ama... Yok yağ kullanmıyoruz kesinlikle. Tabii ki yağ kullanmıyoruz. Sadece ama özellikle yine belki hani köfte kızartmayı sevenler de bu şekilde yapabilirler. İşte bu aslında ama bizim bu diyet köfte, bizim bu diyet ayrı. Köfte olduğu için biz biraz farklı yapıyoruz sevgili izleyicilerim. Gördüğünüz gibi elinizde hemen şekil yapıp şöyle... Tepsinize koyuyorsunuz. Tepsinin altını gerek var mı yağlamaya? Yok yağlama gerek yok. Şöyle. Evet yapışmayacak değil mi usta? Evet şöyle. Yok çok fazla yapışmıyor. Tamam. Veya şöyle yapabilir miyiz acaba? Yağlı kağıt koyup altına. Tamam o da o olur. Şekilde İstersen de... yağlı kağıdımızı ver. Değişik olsun. Sevgilicilerimize görsünler. Yağlı evet. Kağıdımız hemen o üst taraftaydı Ayşegül Hanım. Şu üst tarafta. Hemen oradan alalım. Şöyle bir alalım. O da en azından farklı bir alternatif de olur. Tabii ki en madem azından size. Ki evet. Borcam olduğu için yapışma ihtimali yüksek Hayır, olabilir. Hayır yapışmaz da yine şey yapalım şöyle sevgili izleyicilerimiz görsün diye yapabiliriz. Evet şöyle hemen keselim. Harika kesiyorsunuz Ayşegül Hanım. Aa öyle. Eski kesicilerden kim var? Biz siz varsınız. Biz kaldık değil mi evet, usta? Biz siz kaldınız. Şöyle hemen sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi şöyle güzel şekiller verip şöyle yağlı kağıdımızın da üzerine hemen köftemizi koyuyoruz. Şöyle diyet köftemizi gördüğünüz gibi içinde çok fazla bir malzememiz yok. Sadece kıymamız var, tavuk kıymamız var, patatesimiz var. Siz bunu fazla da yapabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle evet hafiften şöyle biraz daha alalım. Evet. Şöyle şekil vereceğiz. Ondan sonra koyuyoruz. Tepsimize koyalım. Çok güzel olacak. Bence yumuşacık da olacak. Zaten beyaz et özellikle hem yapısı açısından hem de zaten patates de var içerisinde. Gayet yumuşak. Harika evet. Olacak. Yine bunu aslında
İşte böyle garnitür olarak da yemeklerin yanında, pilavların yanında, sulu yemeklerin yanında farklı bir çeşit olarak da hazırlayabilirsiniz. Tabii ki. Çünkü biz bayanlar biliyorsun artık usta 3 çeşit yapıyoruz gerçi. Her zaman diyoruz aşırı israf yapmayalım efendim. Hem dilimiz açısından hem de şöyle baktığınız zaman hakikaten böyle sade yaşamakta fayda var. Yani sofraya oturduğumuz zaman 4-5 çeşit değil de bazen 2 çeşit bile yeterli gelebilir. Öyle değil mi? Nefse ne kadar çok verirsek... Nefis evet, o kadar çok fazla ister. O kadar çok fazla ister. O yüzden elimizden geldiğince böyle daha az çeşitlerle karnımızı doyuralım. Çünkü ne diyoruz biliyorsunuz bakın çocuklarımız bizim daha yaptığımız... Daha az bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde. Tabii sadece ki. Onu vurgulamak istedim. Tabii. Çünkü çocuklarımız bizim yaptığımız her şeyi ne yapıyorlar? Kopyalıyorlar. Bir çocuk ailesinde ne görürse kesinlikle büyüdüğü zaman da aynı şeyi yapacaktır. Yine aynı yöntemleri kendinde uygulayacaktır. O yüzden mesela bir çorba yapsanız yanına bir pilav yeterli olacaktır. Bakıyorsunuz şimdi bakın kıyaslamak değil. Hiçbir zaman bizim Avrupa özentimiz olmadı. Ben kendi adıma konuşuyorum kesinlikle. Ve şöyle inceden inceye düşündüğümüz zaman aslında Avrupa insanının bütün o yaşam standardı, bütün o koyduğu kurallar... Bize dinimizin emrettiği kurallar ama biz maalesef hayatımıza geçirmiyoruz. Şöyle bir şey var mesela adamlar bir pilav yaptıkları zaman yanına bir salatadan fazla bir şey yapmıyorlar. Güzel bir şey yani. Ha, biz özenmiyoruz demeyelim ki ben demiyorum ki onların hayatını kendimize örnek alalım. Ama bazı güzel şeyleri kim yaparsa örnek almakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, bizden oraya gidip de tekrardan bize dönen şeyler çok güzel oluyor değil tabii mi? Ki. Gözümüze farklı görünüyor. Tabii. Halbuki onun asıl gittiği yer bizdendir. Tabii. Örneğin şimdi mantar diyelim. Mantar burada biz çok fazla şey yapmıyoruz. Ama mantar bir Avrupa ülkesine gidip Türkiye'ye tekrar gidiyoruz. Aa deriz ya bu Avrupa'dan geldi işte çok farklıdır. Halbuki siz onun şeyine bakarsan yani, Türk malıdır. Yani ama evet. Sadece güzel böyle hareketleri yapmakta, örnek almakta fayda var tabii ki. Bakın bugün mesela portakal kullanacağız. Portakalı anlatacağım sizlere. Onunla ilgili Avrupa'da özellikle Fransa'da yapılan bir şey var. Onu da anlatacağım sizlere. Neden bunu söylüyorum Mustafa? Bak portakal zaten bizim ülkemiz bakıyorsun mevsim Adana, olarak. Evet. Yani dünyanın bir numaralı cenneti. Ondan sonra çıkan sebzelere bakın, çıkan meyvelere bakın. Hepsi dediğin gibi buradan gidiyor. Ama biz elimizdeki imkanların, elimizdeki kaynakların kıymetini bilmiyoruz. Yemek de çok önemli. Osmanlı mutfağı, Türk mutfağı bütün dünyayı etkisi altında bırakmış. Ama maalesef bizler ne yapıyoruz? Bu kültürü şu an yaşatmıyoruz. Hakikaten çoğu an evlerimizde bakıyoruz. Biz büyüklerimiz bile artık çağa ayak uydurmuş. Farklı farklı lezzetler, hazır yiyecekler, ondan sonra işte dondurulmuş yiyecekler tercih ediyorlar. Neymiş efendim vakit yokmuş, neymiş efendim işte yapamazmışız, alışmasınlar, şudur budur. Yapmayalım, özümüzü yitirmeyelim. Çok önemli bunlar. Evet. Şöyle sevgilicilerimiz az kaldı. Şöyle köftemizi hazırladık ve gördüğünüz gibi ne yaptık? Şöyle tepsimize dizdik, yağlı kağıdımızı altına serdik. Şöyle son kalan bir parçamız vardı. Onu da hemen şöyle ben güzelce bir şekilde toparlayalım. Şöyle şekil verin, kenara koysak herhalde olacak. Tabii. Evet şöyle onda israf olmasın diye seyircilerimiz onu da kenara koyduk. Ve şimdi ben şöyle hemen eldivenimi şöyle bir değiştirelim. Şimdi neler kullandık bir de anlatalım. Sadece 4-5 adet patates kullandık. Biz 4 tane diye yazmışız. Siz de aynısını yaparsınız. 200 gram tavuk kıyması. Onu güzelce bir şekilde çektirirsiniz. Önce patatesleri haşlıyoruz. Haşladıktan sonra soyalım seyircilerimiz. Onu güzelce bir şekilde rendeleyip geniş bir kabımızı içine ilave ediyoruz. Ve ondan sonra tavuk kıymamızı içine ilave ediyoruz. Tuz, karabiber ve az bir şey de kırmızı toz biberimizi içine ilave ediyoruz. Sadece bir adet yumurtamızı da içine ilave ettikten sonra onu güzelce bir şekilde yoğuruyoruz. Ve yoğurduktan sonra şöyle tepsimizin elinizin altında ne varsa ona böyle yağlı kağıt da olabilir. Veyahut da altına güzelce bir şekilde farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Köftelerimize şekil verip dizdikten sonra 170 derece şimdi fırına süreceğiz ve fırında piştikten sonra hemen alacağız. Şöyle alalım. Evet, evet. Ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık Hanım. Usta. Şimdi yavaş yavaş fırında pişsin ben şöyle. Evet kaç derecede pişecek usta? 170 derece. Şöyle herhalde bir yarım saat yeterli olacak ona. Zaten tavuk eti, beyaz et hemen çabuk pişiyor. Pratik. Peki değil mi? Kesinlikle insanlarımız öyle.
Bayanlar özellikle daha çok bu konuda hassas oldukları için bu şekilde bilgilerini de veriyoruz sizlere. Ve dedik ki portakal ağacı çiçeklerini kaynatırsanız eğer spazma, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. O şekilde de suyunu içebilirsiniz. Bakın evet. Ne geldi. Bakın ne geldi. Şöyle bakın. Neler 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 geldi. Şöyle diyet köftemiz geldi evet. Değil mi Ayşegül Hanım? Diyet köftemiz geldi efendim. Şöyle bir tabağa. Diyet köftemiz geldi. Servisimizi yapalım değil mi? Patates ve tavuktan hazırladık köftemizi. Evet. Şöyle güzel bir servis hazırlasın bakalım ustamız. Şöyle alalım sevgizcilerimizi gördüğünüz gibi. Hemen köftelerimizi. Hop. Evet. Zaten patatesleri haşlamıştık. Yani evet. Patatesler pişmişti. Tavuk eti de çabuk pişiyor. O yüzden hani rengi neden böyle diye kafanızda bir şüphe oluşmasın aslında sakın. Aslında zaten tavuğun beyaz olması patatesin de biliyorsunuz. İşte ben de onu söylüyorum. Tavuk etinin ve patatesin de renginin sarı beyaz olması. Olmadı. Yani sarı olması dediğin gibi renginin bu şekilde açık olmasını sağladı. Tabii biraz daha eğer kızarmış istiyorsa veya kızarmış bir şekilde istiyorlarsa kırmızı toz biber biraz fazla da kullanabilirler. Evet. Ama isteyen böyle de hazırlayabilir. En güzel doğal hali böyledir, yapabilirler. Yok gayet de güzel pişmiş zaten. Evet. Hani rengi için biliyorsunuz zaten patates ve beyaz et renk evet. Olarak da açık renk oldukları için bu şekilde hazırlanıyor efendim. Evet ya şöyle ustamız da bir süslesin. Süsleyelim yavaş yavaş sevgilicilerimiz şöyle güzelce bir şekilde. Gördüğünüz gibi şöyle süsledikten sonra. Evet ben şimdi böyle köftenin yanına ne severim biliyor musunuz tabii ne de? Ne seviyorsun Ayşegül? Maydanoz. Maydanoz. Maydanozu da severim tabii efendim. Ki. Maydanoz da yiyelim bence bol bol tüketelim. Yemeklere katmasanız dahi bu şekilde çiğ olarak yiyebilirsiniz. Özellikle ödem sökücü özelliğini anlatmıştık sizlere maydanozu. Yine salatalarda ondan sonra böyle garnitür olarak yemeklerinizin kenarlarında eğer süslerseniz hiç olmasa böyle ağzınıza atacaksınız ya. Az da olsa faydası olacak. Evet çok güzel. Tabağımız da şu an hazır. Evet. Şöyle servis tabağımızı görüyorsunuz sevgilicilerimiz. Evet ellerinize sağlık usta. Teşekkür çok güzel görünüyor. Bir de şunu söyleyelim usta. Bu güzel yemekleri huzurlu sofralarda ailenizle, sevdiklerinizle, dostlarınızla beraber afiyetle efendim yiyin, tüketin diyorum. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Evet sevgili izleyicilerimiz yine güzel bir günün sonuna geldik. Aslında hiç bitmesini istemediğimiz bir gün. Ama yarın yine buradayız. Yarın yine sizlerin ekranında karşısındayız. Yarın görüşmek dileğiyle diyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Kalın sağlıcakla. Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.